YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şahane görünümüyle, ağızda dağılan lezzetiyle mini mini güller hazırladım. Bayramda gelen misafirlere özellikle ikram edebileceğiniz çok güzel hem görünümüyle hem lezzetiyle şahane bir tatlı oldu. Tatlımızın şerbetini hazırlayalım. Öncelikle tenceremin içerisine 3 su bardağı toz şeker ve 3 su bardağı suyu alıp karıştırdıktan sonra ocağa alıyorum ve kaynadıktan sonra 10 dakika kaynatıyorum. Daha sonra altını kapatıp şerbetimi soğumaya bırakıyorum. Şerbetimiz soğarken biz de hamurumuzu hazırlayalım. Bunun için karıştırma kabının içerisine 125 gram eritmiş olduğum tereyağını alıyorum. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı irmik, bir çay bardağı yoğurt Bu malzemeleri de güzelce ekliyorum. Bir paket vanilya ve bir pakette kabartma tozunu ilave edip. Unumuzu eklemeden bu malzemeleri şöyle elimle güzelce karıştırıyorum. Daha sonra unumu kontrollü bir şekilde ilave ediyorum. Ben toplamda 2,5-3 su bardağına yakın un kullandım ama kullandığınız unun kalitesine ve markasına göre çok az da olsa un miktarında değişiklik olabilir. Bu yüzden muhakkak unumuzu kontrollü bir şekilde yavaş yavaş ilave edelim. Yumuşak kıvamlı bir hamur elde edeceğiz. O yüzden un miktarında 2,5 3 su bardağı yeterli oluyor. Eğer videomun tam da bu kısmına kadar izlediyseniz, kanalımın büyümesi için, videolarımın daha çok kişiye ulaşması için desteklerinize çok ihtiyacım var. Ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olup destek olursanız çok sevinirim. Yaptığınız her beğeni, yaptığınız her yorum benim için çok kıymetli. Hem videomu izlemiş olduğunuzu anlamış olurum, hem de tariflerimin, videolarımın daha çok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz. Destek veren herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Yumuşak kıvamlı hamurumuz bakın hazır. Daha sonra elimle yuvarlak şekli veriyorum ve merdane yardımıyla hamuru çok ince olmayacak şekilde açıyorum. Ne çok ince ne de çok kalın olsun. Orta ayarda hamurumuzu hafifçe inceltelim. Hamurumuzu açtıktan sonra çay bardağı ile güzelce kesiyorum. Hem çok şık görünümüyle, lezzetiyle hem de çok kolay, oldukça da bereketli bir tatlı tarifi oluyor. Sizler de bu tatlıyı gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Çay bardağıyla kestiğim tatlıların da 3 tanesini üst üste koyarak rulo şeklinde sarıp ortadan ikiye kesiyorum. Bu sayede gül şeklini kolaylıkla veriyoruz. Hem yapması eğlenceli hem de görünümü çok lezzetli. Bakın mini mini güllerimiz hazır lokmalık olmasıyla da e, bence çok daha e, işimizi kolaylaştırıyor. Hamurumuzun kıvamı yumuşak kıvamda olmalı ki şerbetini bu sayede güzelce çeksin ve ağızda yerken yumuşacık dağılsın tatlılarım hazır fırın tepsisinde tabanını yağladım yağlamış olduğum tepsinin içerisine tatlılarımı yerleştirdim ve önceden ısıtmış olduğum 160 derecelik fırında kontrollü bir şekilde pişmeye gönderiyorum Tatlım çok güzel bir şekilde altı üstü kızardı. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra üzerine soğuk şerbeti gezdiriyorum. 1 saat dinlendirdikten sonra şerbetini güzel bir şekilde çekiyor. Daha sonra servis edebiliriz. Minik lokmalık güllerim hazır. E, deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Başka bir tarifimde başka bir videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.